Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Dolaştığım yerlerde intibahım olan, size çok lazım olacak, bilinmesi bedeli çok ağır olan bir ders yapacağım. Her şey bitmeden inşallah, böyle patiye çekmeden hemen gelince hatırladım. Şimdi Risale-i Nur'da bu mevzular, yani düşünce ve duygu kontrolüne ait malzeme ve şablon. Yani dersimizin konusu o. Düşüncelerimizi ve hislerimizi kontrol etme malzemeleri. Bedeli çok ağır. İçsel sistemde ciddiye alın bu konuşmamı şu anda. Yani doğru düşünemezsen, ki düşünebilmen için doğru malzemesi lazım, İçte bir kaos yaşar. Çatışmalar olur. Duygu ve fikri çatışmalar. Yani his ve akıl çatışması olur. His ve akıl. Akıl başka havadan vurur, his başka havadan vurur. Bak ne oluyor? Bu sefer insan içsel hayatında fırtınalar, bazen tsunami'ler yaşar. Peki bedeli nedir? Hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Ve artık hiçbir şey zevk vermez. Böyle bir adam, içsel alemi çöküntüye uğramış, hayat anlamını yitirmiş, yaşamak külfet olmuş, baş belası zannetmiş. Bu adam aile hayatında veya hizmetin içinde muvazeneli olabilir mi? Dengeli olabilir mi? Olamaz. Peki, dışarın zaruri neticesi budur. Dışarıdan içeriye giriyorum. Geçimsiz, bağnaz, sebep arayan, yani kötü olmak için, dengesiz hareketler yapıyor. Peki, bu insan içsel aleminde haber veriyor. İçsel, asrın en büyük belası, virüsü, bu bela. Bu kadar devlet dolaştı. Bir ders için 7 saat gitmiş. Şimdi bunlar bilinse yetmiyor. Acımasız bir şey söyleyeceğim size. Risale-i Nur derslerini okuyup ilmi dönüştükten sonra o ilmi tefekküre dönüştüremezsek o vesvese, vehim ve baş belasıdır. İlim beladır. Delilim. Şeytanın ilmi vardı, malumatı vardı. Şeytan olmasına niye mani olamadı o ilim? Çünkü ilim tefekküre inkılap etmedi. Tefekküre inkılap etmeyen bir ilim, tevekkülle dönüşemez. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim, saadet-i dâri. İman, iman, tevhidi, bütünsel görmek. Dünya ve ahireti, iç ve dış dengeleri, tevhid yani sistemin birliği. Tamam mı? Sistemin birliği. İman, tevhidi. Yani bütünsel görmek, akıl ve kalp çatışmasından tut, dünya ve ahirete kadar, ruhsisi dünyamla, içsel alemine, aile hayat ilişkilerine kadar, denge, tevhid, iman tevhidi. Tevhid, teslim, teslim seleme, sünnet-i seniye. Eylemsel hayata dönüştürmek, teslim, sonra tevekkül. Bu arada tefekkürü tevhidin içindedir. İman tefekkürü, yani tevhid. Görmek o. Yani ilim tefekküre dönüşmese vehim ve vesvesedir. Nasıl ki seyrettiğimiz film Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namaz nasıl?
Bir video geldi. Şeytan gidiyor, televizyonu açıyor, sinemaya gidiyor. Öğreniyor. Koşuyor sana giriyor, onu sana boşatıyor. Zulümdür, böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Şeytan seninle doğar. Allah Resulü diyor ki herkesin şeytanı kendisiyle doğar. Senin seyrettiklerindir. Şimdi malzemeden çok emniyet olduğum için birkaç dakikayı aldım. Bu malzeme eyleme, tefekküre dönüşmesi lazım. Eğer eyleme dönüşmesen, yani tefekküre dönüşmesen şu bilgiler vesvese sana olarak dönecek. Elimizden kazaya riza ve ben ortadan alacağım yani. Mevzunun başında da almıyorum. Elimizden kazaya riza, kadere teslim ve kullan malzemeyi. Hepimiz ya ben burada ifade ediyorum diye ben bunun dışında mıyım? Ben çok ben muhtaçım. Zaten konuşurken görüyorsun ben zevk alıyorum veya elem alıyorum. Yani Rabbim biliyor sizi mi kandıracağım ben zevk alıyorum yani. Hitap etme makamında benim dersim çok azdır. Şöyle kazaya rıza, kadere ben yapamıyorum hissiyatım var yani. Ha. Şimdi en çok ben muhtacım buna kazaya rıza hadiselerde. Kadere teslim, kullan bunu. Kadere teslimiyetini kullan. Kazaya rızanı kullan. Ve hizmet imani ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor. Yani Risale-i Nur'un hizmet imani ve Kur'aniyesindeki teselli. Ne arayacağız? Hizmetin kendisi ücrettir. Unutmayın. Hizmetin kendisi bana diyor, hizmetin kendisi ücret gösterildi diyor. Hatırlarsınız. Emret. Elbette bize en elzem iş, neymiş o? Telaş etmemek. Yani panik yapma ya. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Hastalık hepimize reva olur. Panik yapma, nereden geldi, niye geldi? Allah Allah ben ne yapacağım şimdi? Panik yapma, telaş yapma. Her şey kontrol altındadır. Tesadüf yoktur. Yaprak bile ayet-i kerime meal. Bu bir alimin izahı değil. Allah'ın izni ve iradesi olmadan, onaylamadan yaprak bile sağlanamaz. Diyor. Ya. Dolayısıyla telaş etme. İki, meyus olma. Üç, birbirinin kuvve-i maliyesini takviye etmek. Birbirinin kuyusunu kazmak değil. Kuyunu kazıyorsun. Kuyusunu kazan, kuyunu kazıyor. Birbirimizi kuvve maliyesine tesellici olacağız. Seni, beni gördükleri zaman boş ediyorsun. Abi hoş geldin dışarıda için. Ha, bunda mı suç? Yazıklar olsun ki ben böyle bir intiba verdim. Hep onda mı suç canım? Ha, gözüktüğümüz zaman birbirimize rahatlatıcı. Konuştuğu zaman ferahlatıcı olmalıyız. Böyle bir zamandayız yani biliyor musun? Öyle birbirimize muhtaçız ki haşir meydanından daha fazla. Ne diyorsun sen ya? Haşir meydanı burada şekilleniyor. Buradan şekilleniyor. Orada şekillenmiyor. Orada hakikat, burada sureti. Burada şekil, şey, burada onaylanıp şekilleniyor. Birbirimize haşir meydanından daha fazla ihtiyacımız var. Başımıza neler gelecekse hepsinin çekirdeği dünyadır. Sırat köprüsü de buradadır. Nükel mekir de buradadır. Hesap da buradadır. Tamam? Sureti buradadır, hakikati oradadır. Burada soru soruluyor. Orada yüzüne okunuyor. 10 defa dedim. Haram geldi. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir. Yaptığın davranış cevabındır. Şeyde, kabirde böyle sana soru soruldu, cevap böyle verildi. Yazılın şu. Yani nünker mekir kabirde yazılı kağıdın yüzüne okuyacak. Soru dediğin şey bu yani. Söyle bakalım. 2 artı 2 kaç yapar? Öyle bir soru yok. Bak, sana geldiler, fabrikadaydın, emanet verdiler. Tamam şunu. Depodaydın, şuradaydın. Açık saçık kadın geliyordu. Evde tek başındaydın, televizyon karşında. Soru bir. Açıyor musun, açmıyor musun? Yaptığın davranış cevaptır. Ha, diyecek ki falan tarihte evde şunları seyretti. Biliyorsun değil mi? Yoksa televizyon seyreder misin, etmez misin? Soru bir. Böyle bir soru yok. Ha, yazılı kağıdı yüzümüze okunacak. Burada da öyle ya. Öğretmen bizi yazılı yapardı. Bir hafta sonra, 15 gün sonra
yazılı yüzümüze soru okurdum. Sınıfta okurdum. Orada da yüzümüze okunacak yani. Arkadaşlar, haşir meydanımızı da biz oluşturuyoruz. Bir sırat köprüsü yapmıştık bakarsanız. Bir abi aradı beni, çok mühim bir makamda. Hani vakıf yaştı benden. Belki 20 yaş. Alo! Buyurun! Buyur abi! Hasan'la mı görüşüyorum? Buyur abi, ayda. Evet abi, buyur abi, isminle hitap ettim. Hasan'cığım! Hasan! Artık dayanamadım, sana telefon ediyorum kardeşim. Ne bu ya? Hayırdır abi, niye kızıyorsun? Hayır, buyur abi. Ya kardeşim, nükah mekili getirdin buraya. Hadi, hasbunallah dedik. Yolculuk adı böyle. Hasbunallah dedik, nükah mekili. Ya kardeşim, Sırat Köprüsü'nü de getirdin buraya ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne Sırat Köprüsü? Dünyada ne işi var Sırat Köprüsü'nün? Hiç mi kitap okumuyorsun? Tamam abi. Tamam abi. Saydı. Abi, Sırat Köprüsü'nü ben buraya getirmedim. Ya kim getirdi? Abi o zaten buradaydı. Deli etme beni dedi ya. Nasıl buradaydı? Abi, değil Sırat Köprüsü. Allah bile burada. Ne diyorsun lan sen? Sırat Köprüsü bir şey değil ki abi. Allah bile orada. Hasan, öyle dur bakayım, anlat bakalım. Ses %2'ye indi üstten. Nasıl Sırat Köprüsü? Abi, Sırat var, bir de köprü var. Akaid ve amel. Kılıçtan ince, kıldan keskin. Kılıçtan keskin, kıldan ince. İtikat. Bir tanesi de amel. Şu anda Sırat Köprüsü'nde konuşuyoruz biliyor musun telefonla? Sırat Köprüsü'yüz. Sırat Köprüsü nerede kuruldu biliyor musun dedim abi. Nerede ben? Nerede Hasan dedi. Elestu bi rabbikum. Galu bela dediğimiz anda başladı. Nereye kadar biliyor musun abi? Ta iki ay mesafe bitene kadar. İki aylık çiftlik. Hasan be kardeşim. Biz külliyatı nasıl okuyoruz ya? Bilmiyorum ki dedi. Abi, Üstad Hazretleri 23. sözde Sırat Köprüsü'nü zaten söylüyor. Köprü. Mekti hayat, ahiri hayat. Onun içerisinde feneri bulmuş. Arkadaşlar, hepsi burada. Birbirimize dostane de burada. Düşman hepsi bak. Diyor ki, bir, bize en elzem iş telaş etmemek. Mevzu olmamak. Niçin açıldı? Risale'nin derslerine sarahatına oynatmayacaksın. Sakın ha. Zinhar. Sarahat neyse o. Murat kardeşi var bizim vakıf var ya. Böyle bazı böyle coşmalar oluyor ya tefekküründe. Dedim Murat. Esasattır, zaruriyattır, mükemmattır, müselemattır. Mekanı cennet olsun. Üç tabi. Onları şeriatı çok iyi biliyordu. Külliyata şey yaptı. Bazı şeyler ki esasattır. Risale'nin. Bazı şeyler zaruriyattır. Müselemattır, mükemmattır. Tek tek açıklar. Allah razı olsun. Şimdi esasatımıza ve zaruriyetimize sakın dokunmayacaksın. Tefekkürün burada yürüyecek. Sen uydurmayacaksın. Köprü buradaysa buradadır. Ustak koymuş zaten. Ha, onun içerisinde yürüyeceksin. Ben bunun dışında aşıp taşanlara ne coşmalar. İstikamet görmedim yani. Yani öyle vurgun yiyorlar ki duman oluyor, duman. Rehbersiz dalanların duman. Biraz tahmin edersiniz. Çünkü bana çok müracaat var yani. Daire içinde, tasavvuftan, tarikattan da. Çok var. İnan itimat edin site vasıtasıyla. Yani duman olmuş, duman. Öyle zeki ki Eskişehir'den iki gün önce aradı birisi. Kendisine göre bazı yöntemler geliştirecekti. Yem yapıyordu ki ya, yemlendi. E şimdi ne yapacaksın? Sistem bitti. Ne yapacağım? Risale-i Nur'un esasatına, zaruriyatına, muhkematına, musellematına kanaat edeceğiz, orada yürüyeceğiz. Yürümemenin bedeli ağırdır. Meyus olmamak, birbirinin kuvve-i maneviyesine takviye etmek, korkmamak, tevekkül ile bu musibeti karşılamak, aleminde ne varsa senin musibet, tevekkül ile karşılamak, tefekkür bak değil, iman tevhidi. Tevhid, tevhid,
tefekkürdür. Tefekkür teslimi. Sünnet-i seniye. Teslim, tevekkülü uygulamak. Ne yapmak? Tevekkül ile bu musibeti karşılamak, başındaki nesli varsa senin, tevekkül et Allah'a. Sonra habbe kube yapan farfaralı gazetecilere kanunu kullan. Yani onun bizdeki muhabirleri, duygular hislere habbe kube yapıyor. Ufak bir şey büyütüyor. Çok büyütüyoruz. Görüp emniyet vermemektir. Habbe kube yapanlara emniyet vermek. İç alemimizde var aynı kanun. Bu dünya hayatı hususan bu zamanda bu şeriat altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmeliyiz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi 522'den okuyorum. Okudum 336'ydı. 522'den okuyorum. Sizin için seçtim. Bak şeytan beni nasıl aldattı? Sizin için seçtim. Kendim için değil. Şuraya bak. Yeni anladım o lafımı. Şimdi anladım. Tövbe estağfurullah. Yani acayip. Bizimle horon oynuyor biliyor musun bu adam? İki gündür hem başımda hem asabımda sinir sistemimde tesirli bir nezle ağrısı var. Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve hüsret alma ihtiyacım için. Yani demek ki sıkıntılı dönemlerde dostlarla sohbet edin. Üç şey insanı rahatlatır. Sohbet-i İhban, Münacat-ı Rahman, Tilavat-ı Kur'an. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıkılmıyor muydu insandı? Sıkılıyordu. Ne yapıyordu? Kime gidiyordu sohbet olarak? Sayın. Bir, Hatice-i Kübra radiyallahu anha, hanımı. Senin ilk müracaat edeceğin hanımı. Sohbet et. Ama aram yok abi. Baştan sen kaybettin. Karınla kavgalıysa benimle nasıl barışık olacaksın? O da çok zor. Karınla kavgalıysa çocukların anası benimle barışık olamazsın. Mümkün değil. Ben karınla kavgalıysam evde geçimsizsem cemaat içinde geçimli olacağım. Öyle mi? Ev neydi? Herkesin hususi bir cenneti. Cennetin cehenneme dönüşsen burası mı sana cennet olacak? Ya. Duman başladı, yanmaya başladı. Yani birinci Hatice-i Kübra radiyallahu anha. Sonra Bilal-i Habeşi. Ya Bilal bir esen oku, rahatlat bizi. Üç. Said galiba Kur'an okuyor radiyallahu anha. Bir Kur'an oku, rahatlat bizi. Estağfurullah ya Resulallah sana geldi. Ama ben de dinlerim. Dinlemeyi severim demiş. Dört, en mühimi. Kim en mühimi? Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh. Ona gidermiş. Ya Ebu Bekir, sohbet et rahatlat bizi. Bak ne diyor? Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde. Ustadım var, benim yok. Acip tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. Yalnızlık vahşeti. Nasıl insan yalnızlaşır? Bu çok önemli. Şu anda söyleyeceğim. Kastamonu'da buldum. İnsan nasıl yalnızlaşıyor? Tenkit. Bırak onu canım. O ya adam ya. Bu kale alınmaz canım. Bu nur düşmanı. Bu sadaka da şey. Onu tenkit. Ne yaptın? Kendini yalnızlaştın. Tenkit hapishanedir. Haset kuyudur. Yalnızlaşıyor. Ne yapacağız? Hizmetin sahibi biziz. Allah'a ver, tamam. Böyle yanlış yapıyorsun. Tamam. Kardeşim bu usulü var. Yani başta ben yapıyorum bu hatayı. Tevazu söylüyorsun. Tevazu söylemiyorum. Yaptığım hatalar var. Bir sürü var. Demek ki birbirimize karşı tesellici olacağız. Ünsiyet verici olacağız. Suçlu aramayalım arkadaşlar. Ne olur. Ailende, hanımına, çocuğu suçlu arama. Kimi? Kendini de ne olur rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum. Kendini de suçlama. Kaderin hissesi var. Şeytanın hissesi var. Onun ve benim nefsimin hissesi var. Az bir şey kalıyor. O da sen. Onu da bırak ya. Suçlu ararsan psikoloji bozulur. Suçlu aramak. Kader noktasında bak. Arama suçlu ne olur. Fatura kimseyi kesme. Ben amene bil kader, emine miner keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Kader
Latin. Kadere iman etmek ahiret işimize yaramayacak esas. Esas burada yarınır. Allah'a iman etmek ahirette mi çok burada mı? Burada zaten kardeşim. Zaten oraya gideceğiz. Sen inansan da inanmasan bir tane ateisti dedim. Maalesef dedim. İnanmadığın ahirete gidiyorsun. Yani inanmasan öyle gidiyorsun. Ya kardeşim maalesef esasları bu dünyada esas ruhumuzu inşa ediyor. İslam esasları. Oruç tutmak. Oradan buradan bak. Namaz kılmak. Oradan buradan zaten namaz yok. Şeytan Allah'a imanı reddetmedi ki. Allah'ı reddetmedi ki. Niye şeytan oldu? Kaderi reddetmedi. Haşrı reddetmedi. Melekleri reddetmedi. Peygamberi reddetmedi. Kitabı reddetmedi. Ne yaptı? Ben merkezde düşündüğü için haset etti. Acı bir şey değil mi? Sonra da Allah'tan ümidini kesti. Enaniyet, gurur, kibir ya. Haset, ben merkezli yeyiz. Şeytanın ana temeli bu. Bunlardan uzak duracağız arkadaşlar. Sevgili kardeşim, sakın kendini de suçlama. Kaderin sendeki hükmü var. Gazali der ki, hani ya Allah ben nasıl yaptım, nasıl dedim deme öyle. Çünkü der ki bazen, hadsiyetini sana ifade etmek için Allah bazen aklını örter. Öyle bir hata yaparsın ki çocuk yapmaz. Sonra da diyorsun Allah Allah. Tamam. Ondan sonra devam et yoluna. Peki ne olacak bu? Tövbe yap. Yaptığın iyiliklerde kibirlendiğin zaman o günahını hatırla. Ona ne açayım mesela ders yapıyorum değil mi? Mesela nefis bana diyecek mi? Şöyle ders oldu böyle oldu. İstifade etti falan. Hayır hasenat yaptım. Gururlanıyor ya insan otomatik olarak. Veya birisine nurları tanıttık verdik. Şey gururlanıyor. Var Hüseyin iyi bir adam yok. Dediği anda hemen kullan bu günahını. Hatırlıyor musun ana sen şu aşağılığın geçmişte falan tarihte yaptım şu günü? Evet hatırlıyorum. Lan bu yaptığın hizmet ya buna bir denk gelsin yeter. Bu sefer adamı tevazu şeyine sokuyor. Günah kullanın ya. Yani yeni günah yapmanıza gerek yok yani çünkü eskiler yetiyor. Demek ki birbirimize dostlarla görüşmek, teselli vermek, ünsiyet etmek bu acip tecrit zamanında. Tecrit niye? Herkes de oturamazsın kardeşim, tecrit değil miyiz? Herkes kahveye gidemezsin, sinemaya gidemezsin, televizyon seyredemiyoruz. Akrabayı talukam, akrep olmuş, tecrit içinde diyor. Bak tecritteyiz. Yani bu tecrit içinde, yalnızlık vahşeti, yalnızlık vahşettir. Yalnızlık vahşettir. İkinci katrede de söylüyor. Ya. Yalnızlık vahşeti beni sıktı diyor. Böyle bir nevi şekva kalbe geldi. Neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydası nedir diye soru gelmiş. Birden bu sabah kalbe ihtar edildi ki siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı bakır mı diye mehenge vurmak. Bak altın mıyız bakır mıyız mehenge vurmak. Her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek, insafsızca tecrübe ediliyoruz. Ve nefislerimizin hisseleri, desiseleri var mı yok mu? 3-4 eleklerle elenmek, halisane sırf halk ve hakikat namına olan hizmetimize pek çok lüzumu vardı ki bu elemek, kader-i ilahi ve inayet-i rabbaniye müsaade ediyor. Onları bize hücum ettiriyor. Altın mıyız, bakır mıyız, gümüş müyüz, odun muyuz? Çünkü böyle meydan imtihanda inatçı ve bahaneci insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki hiçbir hile, hiçbir enaniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevi ve uhrevi ve şahsi menfaat karışmayan, tam halis, hak ve hakikattan geliyor. Ya. Evet, başka yer okuyorum. 498. Belki bazılar ilginizi çeker diye sayfa veriyorum. 498. Bismihi Subhanehu. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu dünyada, hususan bu zamanda, şimdi, hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara, nur şakirtlerindeki
dehşetli sıkıntılara, şakirtlerde dehşetli sıkıntı olacak. Biraz önce okudum. Niye 522'de? Altın mıyız, demir miyiz, bakır mıyız? Biliyorsunuz biraz mesleğim itibariyle okul okurken anlatıyorlardı. Topraktan maden şöyle çıkar, toprak çıkar. Yüksek fırına veriliyor, fırına. 900-1200 derece ısı verilince o topraktan demir madeni ayrılıyor, eriyor. 1500-1800'e çıkartılınca bakır ayrılıyor. Hani 900-1200'e bu kadar verdi mi demir eriyor, potaya kalıyor. Daha bir şey yok, durdu. Hemen onu şerit ileriye götürüyorlar. 1500-1800 arası veriyorlar, bakır ayrılıyor. 2000'den sonra şu, her bir madenin derecesine göre o eriyor, potaya konuluyor. Böylelikle topraktan posalar ayrılıyor. Bunlar ayrılıyor. Şimdi 522'de bunu okuduk. Bundan dolayı. İşte biraz da Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara bir. Nur şakirtlerindeki mevsiyetlere karşı en tesirli çare film istemek, baklava yemek, orası sonra burası senin dolaşmak değilmiş. Neymiş? En tesirli çare bak. En tesirli çare. Mesela ne olabilir? Bir tane söyleyebilir miyim? Sizin kalbinize ne geliyor? En tesirli çare. Bir de okuyayım, bir daha toparlanın. Bilhassa Nur şakirtlerindeki dehşetli sıkıntılara ve Nur şakirtlerindeki dehşetli mevsiyetlere karşı en teselli çare, en tesirli çare. Namaz kılmak. Başka? Muhabbet etmek. Muhabbet etmek ne? Arkadaşlarla. Başka? Birbirinin kusurunu görmemek. Birbirinin kusurunu görmemek. Risale okumak. Kur'an okumak. Hizmetle meşgul olmak. Tefekkür etmek. Gıybet etmemek. Gıybet etmemek. Harika. Kadere inanmak. Kadere teslim olmak. Başka? Dua etmek. Dua etmek ne? Dua etmek. Başka? Oruç tutmak. Oruç tutmak vesaire. Peki. Bir. Birbirine teselli, birbirine ferah vermek, birbirimizin kuvve-i maliyesini takviye etmek ve fedakar hakiki kardeşler gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Kurban olurum sana. Reçeteye bak. Doktor reçeteyi yazdı. Çok tuhaf değil mi? Bir de okuyayım. Sıkıntının reçetesi. Bu yoksa tersi vardır. Sıkıntı vardır. Mesela bak bu dünyada hususan bu zamanda hususan asıl mücedid söylüyor. Yani asıl hastalığını teşhis eden zat hususan musibet zedelere düşenlere bilhassa Nur şakirtlerindeki sıkıntı demiyor. Dehşetli sıkıntılara. İki, Nur şakirtlerindeki dehşetli mevsiyetlere karşı en tesirli çare birbirine teselli. Birbirine ferah vermek, kuvve-i manevisini takviye etmek, fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek, tam şefkatli kederli kalbini okşamaktır. Maşallah değil mi? Harika. Mükemmel. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet. Yani biz dünyevi dost edinmiyoruz yani. Hakiki bu işte. İyi. Boşun diyorsun. İyi. Yani hakiki olması biz ahirete göre dostluk ediniyoruz. Mesela dünyadaki düşmanlarımızı da Allah tayin etmesi lazım. Allah'ın düşmanı düşmanımız olması. Edile-i şeriye. Ehl-i Sünnetler Cemaat'ın doğruluk ölçüsü olan Edile-i Şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu ölçüyü alıp El-Hubbu Fillah ve El-Buzu Fillah. Allah için dost, Allah için düşman olacağız. Ondan kurtulduk yani. Diyor ki, mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi uhuvvet gücenmek ve tarafgirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım, sizin için değil yalnız bir istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Usta bağırıp çağırıyor.
Yanıyor ya. Yanıyor. Aman. 13. şua, 14. şua. Aman ben üzerime alıyorum, ben kabul ediyorum, ben bana demiş gibi oluyor, ben söylemiş gibi oluyorum. Yani adam çıldırıyor ya. Zındıklarla mı uğraşsın, Risale'nin mi telif edilsin, talebelerin arasındaki sıkıntılarla mı uğraşsın? Nasıl bir psikoloji? Bilmiyorum ya. Nasıl, ne yapsın? Bak şimdi. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım, zındıkla mı uğraşsın ya? Sizin için değil, yalnız istirahatımı ve haysiyetimi, şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle de temin ederim ki, sekiz gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin bu sırada benim kalbime verdiği azap çetiği. Yani iki kişi kavga etmiş. Ustada sıkıntı veriyor. Şahsı manevi mesele ya. Şahsı maneviye gidiyor bizim hallerimiz. Herkes derecesine göre azap çekiyor. Verdiği azap cihetiyle, eyvah, eyvah, eleman, eleman, ya hemen rahimin, bizi muhafaza eyle, bizi cin ve isim şeytanların şerrinden kurtar, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Peki, niye cinleri kullan? Bizi cin ve insi şeytanların şerrinde. Zanlarımızı cinler oluşturuyor. Vesveselerimizi şeytan oluşturuyor. Herkesin bir şeytanı vardır. Şeytanımız bizimle yaratılan cin nevinden bir taifedir. Bizimledir. Allah Resulü hadisinde diyor. Yani o dışarıdan gelen değil. Bizim nefsemare bu adam. Yani, cin ve insi şeytanları şerrinden kurtar. Niçin, ne yaptı? Kardeşlerimin kalplerini ne ile söylüyor, ne ile dua ediliyorsa o hastalık var. Kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadaka. Evet, tam sadaka diyor ki böyle dua ediyor. Muhabbet, muhabbet diyor ki böyle dua ediyor. Uvvet yok. Şefkatle doldur diye hem ruhum bir, hem kalbim iki, hem aklım feryat edip ağladı. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ya ben ne olacak canım, bundan küstümse. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki, bütün vazifelerimi şahsı manevinize bırakmıştım. Çok güvenmiştim. De, manevi muhalefet ile nedir? Demek ki yanlış etmiş size güvenmekle. Öyle değil mi? Ben size çok güvenmiştim. Gibi ha, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Ben sizlere çok güveniyordum ki, ama değilmiş yani. Bütün vazifelerimi şahs-ı manevize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Koşmuyorsunuz demek ki. Gerçi hadise çok cüzi. Yani gerçi hadise pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadikasına gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada emniyetlidir ki, maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler tam tamına haber verdiler. Said Nursi radıyallahu anh. Yani, sobamın ve feyzilerin ve sabri ve hüsrevin iki su bardakları parça parça olması kimin? Sobamın. Feyzilerin, sabri, hüsrev. Sorun bunlar. Ha? Ustada da yansıttı şahsıma temsil. Bak, sobamın ve feyzilerin, sabri, adamı aramıyoruz yani, simge sembol. Sabri ve hüsrevin. Mesela, anlatayım. Hüsrev abi bir tarikat şefiydi, nurculuktan önce. Hasan Feyzi abi bir tarikat şeyhiydi. Sabri abi medrese mollasıydı. Hoca yetiştiriyordu medrese. Şart. Feyzi abi, Mehmet Feyzi abi
alimdi. 584 tane ilmi var. Meşrepleri ha, düşünesiniz diye söylüyorum. Fakat bunlar hepsini bıraktılar, nurcu oldular. Fakat ahlakları kendilerinden. Bunlar ne olacak? Biz de böyleyiz. Tamir cendiyeyim, bilmem neydi. Geldik. Ama vakfedip duygularımızı vakfedemedik. Hüsrev'in iki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet, bizim en kuvvetli nokta istidadımız olan, bizim en kuvvetli nokta istidadımız olan hakiki ne? Başka? Kim ne diyecek? Bir daha söylüyorum. Ona göre bak uyumayın çünkü soru soruyorum. Bizim en kuvvetli noktaya istinadımız olan hakiki uvvet, tesanüt, ihlas, sadakat, muhabbet, iman, başka? Sarsılmamak, samimiyet. Peki okuyayım. Bizim en kuvvetli noktaya istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak. Hakiki tesanüt, hakiki. Yani ne demek hakiki sahtesi? Yani benimle beraber olmak değil de, senle beraber ben de Risale-i Nur'da olmak. Ama tesanüt olmak, aynı yerde hizmet etmek değildir. Ha? Aynı şeyleri düşünmektir. Aynı şeyleri düşman edilmektir. Aynı şeyleri dost edilmektir. Şahsi meşrepler zaten bir arada olmaz. Olmamalı. Ama ne olacak? Hakiki tesanüt. Tesanütün manası ne demek? Dayanışma. Dayanışma. Başka? Çok önemli. Tesanüt. Ne demek tesanüt? Hep konuşuyoruz değil mi? Evet. Hep geliyoruz böyle okuyoruz da ama bir lügata bakmadık belki. Tesanüt nedir? Senetten geliyor. Nasıl? Senetten geliyor. Senetten geliyor. Ne demek o? Senetleşme. Sözleşme. Bak. Tesanüt senetleşmekten geliyor. Yani sözleşme. Nerede olur Mehmet? Sonetleri onu da getir. Ne demek bu? Ne demek istedim bunlar? İki kişi arasında abi bir karşılıklı birbirine dayanma gibi. Peki bu mesleğimizde nasıl olacak? Hakiki tesanüt birbirimizde nurculukta senetleşeceğiz. Tesanüt senetleşme. Ne demek? Yardımlaşma. Yardım. Senetleşmek ne demek? Nasıl yapacağız? Birbirimizde fani olmak. Birbirine fani başka? Evet gördüm. Yani sevgi muhabbet. Birbirimize senetleşeceğiz. Nerede? Nasıl? Risale-i Nur esas altında abi. Evet. Sözleşme Risale-i Nur abi. Ona uyacağız. Evet. Senetleşme laikalardır. Senet. İmza at bakayım senet. Hani var ya iş yerinde. Alıp verin. Senet. Senet imzala bakayım. Biz kardeşim hakiki tesanüt demek. Tesanüt senede. Senetleşmek. Yani senetle. Akitleşmek. Anlaşmaya altına imza atmak. Nereye? Laikalara. Çünkü sözler, mektubat, şualar, sözler, şualar, mektubat, lemalar. Dört iman esası kitabını okuyarak bir nurcu hissetmez kendisini. Nereye ait olduğunu, aidatını bilemez. Nereye ait olduğunu bilemez. An şartta laikaları okursa nereye ait olduğunu bilir ve şuur eder ve zevk eder. Çünkü şahs-ı manevi oluşturan laikalardır. Laikalar nur talebelerinin ilmi halidir. Laikalar treyin rayidir. İman esasları lokomotiftir. Ha, hakiki tesanüt. Geçtik de ne demek? Hakiki tesanüt. Ya kardeşim dediğimi yapacaksın. Bak. Tesanüt edeceğiz arkadaşlar. Uvvet edeceğiz. Yani tehdit böyle. Nerede? Burada. O böyle olmamalı. Sen de ben de burada olacağız. Sen de ben de. Yani böyle böyle yok. Hani var ya bizim Karadeniz'de vaaz ederken hoca öşürü anlatıyor. Cemaat! Balın öşürü var ha! Balın öşürü var. Yani uvvet yapmak lazım. Nerede? Burada. Hayır burada. Eve uygulayalım. Eve hanım sen de ben de dine uyalım. Ona dokunmaz. Hanım dediğimi yap. Olmaz. Nefisler kudurmuş zaten. O zaman tahrik ediyoruz. Hepimiz öyleyiz. Dersene. Ben de insanların içinde yaşıyorum. Dediğimi yapacak değilse. Kaç kişi dinler ya? Bir ihtiyacı varsa kafayı yer. Eğer cevap veremiyorsa gençse içinden
Ondan sonra bir fırsat bulduğu zaman beni tepeler. Ama ben külliyata uyuyorsam bana uymak zorundasın. Ne, bunu uygulayayım. Hanım, sen evde oturuyorsun bilmiyorsun. Ama ben dine uyuyorsam bana uyacaksın. Uymuyorsam sen de bana uyma. Ama eğer ben dini bir şey söylüyorsam sen de uyacaksın, ben de uyacağım. Namaz kılalım. Kalk kardeşim şey hanım. Kalk namaz kılalım. Ben de dim için. Hayır kalk da ben de kalkmışım ya. Yani. Ama desen ki hanım kalk namazını kıl ben. E sen ben sonra kılayım. Evet. Hakiki tesanüt. Sonra birbirinin kusuruna bakmamak. Ne demek istiyor? Kusur olur diyor. Bir kere en büyük kusur mahluk olmaktır. Vacibe karşı mahluk küllümen kusurdur. Eksik. Mahluk olmak kusurdur ya. Mahluk kusur. Birbirinin kusuruna bakmamak. Hüsrev gibi Nur Karaman'ından benim yerimde ve Nur'un şans manevisinin çok emniyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihette gücenmemek elzemdir. Allah Allah. Allah Allah. Ben kaç gündür dehşetli bir sıkıntı ve meyusiyet hissettiğimden düşmanlarımız bizi mağlup edecek bir çare bulmuşlar diye telaş ederdim. Hem sobam hem hayali aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın sakın sakın. Üç defa sakın sakın sakın. Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi, avustat yemin ediyor. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize hususan bu sırada zarar verme ihtimali kavidir. Said Nursi radıyallahu anh. İnşallah ders alanlardan olurum. 540. Sıkmıyorum değil mi? Sıkılıyor musunuz? Konuyu değiştirebilirim ha. Başka bir yer okuyorum. Bu da çok önemli. Hayat içtimai insaniyenin hususan millet İslamiyenin usul esası ne? Bak onu söyleyecek. Bir daha. Hayat içtimai insaniyenin ne demek Fatih? Hayati, içtimai insaniyenin. Toplum hayatı, insanların toplum hayatı. Toplum hayatı, hususan millet İslamiyenin. İslam milletlerinin. İçin usul esası bir, akrabalar içinde samimi muhabbet. Akrabalar içinde samimi. Samimi ne demek biliyor musun? Yani bir kaynak etrafında olmak. Mesela bir misal söyleyeyim. Bugün beni aradılar. Nereden aradılar? Kırıkan'dan aradılar. Falan partiye... İslam düşmanı yani. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kızına diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunu vermesen hakkım sana haram olsun. Beni aradılar. Hakiki akrabalar arasında samimi muhabbet var ya. Beni aradılar. Ne yapayım diyor. İmanla hak çatı. CHP'ye vermesen. Hakkımı helal etme. Peki. Beni aradı. Şeriatta ölçü nedir? Bak ölçü bilmek ne kadar şeydir. İlk önce kimi dedi? Hukukullah. Allah'ın dediği. Allah'ın dediğine karşı başkasının dediği hiç para kale alınmaz. Hukuku Resulullah. İslam hukukundan söylüyorum. Hulasa ediyorum. Allah Resulü'nün beni nefsinizden ve her şeyden çok sevmedikçe. Allah'ın bir de ayeti. İn küntüm tuğbun Allah fette beni hükümullah. Eğer bana imanınız varsa Habibime ittiba ediniz. Bana iman ettiğiniz göstergesi odur. Ona iman etme. Yani ona dediğini yapmak. İlk önce hukukullah. Hukuku Resulullah. Hukuku asfiye, asr-ı müceddidi. Dördüncüsü hukuku mutedeyn valideyn. Dindar ana baba. Dini dar değil. Öyle bir şey dayatıyor ki Allah ile zid. Allah'ı mı tercih edeceğiz babayı mı? Sahabenin bir tanesi annesi Muhammed'den dönmesen diyor açlıktan diyor greve girdi değil mi? Hani vallahi para parçada olsa Muhammed'den dönmem. Allah Resulü o anda tebessüm ediyor aleyhissalatü vesselam. Fena yerde. Ondan sonra diyor ki şimdi annesi böyle dedi bu da öyle dedi diyor. Tamam mı? Ona ayan oldu. İlk önce demek ki hukukullah. Allah'ın dediği. Onun karşısına kim ne koyarsa haddallah. Allah ile had yarışında bulunanlar.
Koyun kenara. Haddallah. Allah ile had koyanlar. Hukukullah. Hukuku Resulullah. Hukuku asfiyya. Hukuku mutedeyim valideyim. Öyle bir dini dar olan var ki, dindar değil, dini dar. Namaz kılmayacaksın diyor. Derse gitmeyeceksin diyor. Bunun dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne İslam ve Allah düşmanı, yani parti zannediyor CHP'yi, rejimi, Sufyaniyet ve Mason Komitesi'nin, Ustad öyle diyor 17. sayfa manazaratta, komünistik ve masonluk manasında olan Kemalizm, onun simge, siyasileşmiş hali olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermesen oyunu diyor, hakkımı helal etmem diyor. Hakkını sevsinler sabah çıkanında peynirle. Sahtekar. Seni Allah affeyi şey yapırsan ne yapacaksın? Hak mı kaldı? Akrabalar içinde samimi muhabbet. Niye anlattım? Samimi muhabbet bir şey etrafında samimi olur. Böyle değil. Muhabbet et. Yani beni sev. Muhabbet böyle olur. Hayır. Samimi muhabbet Allah hakim olmalı o muhabbete. Samimi muhabbete peygamber hakim olmalı. Müceddidlik hakim olmalı. Asıl müceddidi ona hükmetmeli. O muhabbete. Allah hakim olmadığı bir muhabbet, muhabbet değildir. Yalandır, aldatmaktır. Hoş geldiniz. Üçünü bunu yapıyor. Akrabalar için samimi muhabbet iki. Kabile ve taifeler içinde ana kadarın irtibat, bu da milliyetçilik. Bak, dinin önüne geçirmiş. İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi münasebet, münasebetkâne bir huvvet. Görüyor musun şimdi? İslamiyet milliyetiyle mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkârane bir uhuvvet. Menfi milliyetçilik mesela. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne kadar cinayetse ne mutlu Kürt'üm diyene de aynıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türk olmadığı gibi ne mutlu Kürt'üm diyene de Kürt değil ha. Kürtçe bilmiyor. Bizi kullanıyorlar kardeş, kullanıyorlar. Bir öyle kullanıyor, yuları tutmuşlar, bir böyle kullanıyorlar. Ne mutlu Müslümanım diyene, ne mutlu İslam milliyeti diyene. Odur kardeş, Allah'ın dini bize yetmiyor. Allah Resulü Veda hutbesinde üç şeyi ayağımın altına aldım demiyor. Söyleyin üç tane. Irkçılık, faiz, kan davası. Ayağımın altındadır diyor. Sen kafana koydun, kafana fikir yaptın. Allah Resulü'nün ayağının altında aldığını kafanın içine soktun. Ne olacak peki Resulullah, ne diyeceksin? Nerede kaldı senin dinin? Menfi milliyetçilik yapıyorsun. O bu yapıyor. O yapıyor diye hataya karşı hatayla cevap vermek doğru mudur? Unutma. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Bir daha. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yanlışa karşı doğru cevap vermek, o da o cinstendir. Kendi cevabını vermek yani doğru. Bir de okuyorum. İslamiyet milliyetiyle mümin, İslamiyet milliyetiyle olacak diyor. Mümin kardeşlerine karşı manevi muavenetkârane bir ruhvet. Bunun dışında milliyetçilik yok. Kendi cins ve milletine karşı fedakarlığın bir alaka ve hayat-ı ebediyesini kurtaran Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat içtimai esasıyla temin eden bir rabıtaları inkar etmekle ve şimaldeki dehşetli anarşistlik doğumunu saçan ve nesil ve milleti mahveden ve herkesin çocuklarını kendine alıp karabet-i milliyi izale eden, komünistlik öyleydi. Doğduğu zaman 40 gün sonra çocuğu alıyordu bebeğini. Devlet kendisi yetiştiriyordu komünistliği. Ondan sonra 20 yaşına gelse, bunu çocuğu doğuran anne 20 olsa, çocuğu doğurdu 40 gün sonra aldılar. 20 sene sonra anne 40 olur, çocuk kaç olur? 20. 20 ile 40 yaşındaki anasıyla beraber zina yapabiliyordu çünkü tanımıyor. Nesli yok etmişti. Herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milletiyle izale eden ve medeniyeti beşeriyeyi ve hayat içtimaiyi bütün bütün bozma yol açan kızıl tehlikeyi kabul etmekle ancak nur şakirtlerine medar-ı mesuliyet cemiyet namını verebilir. İkinci emirde 208'de diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi başa geçerse diyor o partinin namı altında diyor komünistlik bu memlekette hakim olur diyor komünistlik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren komünistliğe kuvvet vermiş oluyor diyor emirden de ustaklı sözü. Cumhuriyet Halk Partisi
Şimdi iktidara gelse diyor, o partinama altında diyor, komünisti kuvvet bulur diyor. Öyle diyor mu demiyor? Diyor. Sen de hizmet adına ona veriyoruz hizmet. Sahtekar. Onun için Nur şakirtleri çekinmeyerek Kur'an hakikatlerine karşı alakalarını ve uhuvvet kardeşlerin uhrevi kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. Uhuvvet sebebiyle gelen her bir cezaya memnuniyetle kabul ettiklerini ve hakikat hali olduğu gibi mahkemi adilinize itiraf ediyorlar. Hile ile dalkavukluk ile yalanlarla kendilerini müdafaa etmeye tenezzül etmiyorlar Nur talebeleri. Mefkuf Said Nursi radıyallahu anh. Mefkuf ama hükmediyor dışarıya. Biz ise sen zannediyor musun ki dışarıda güneş altında dolaşanlar hürdür? Blok olmuş. Ya kah birisine takılmışsın hizmet adına, kah bir tanesi cemaat adına. Din demiş, ooo hocamın bildiği var. Şöyle yaptırsın, şeyhimin bildiği var, abimin bildiği var. Lan Allah'ın bildiği yok değil mi? O şeriatın bildiği yok yani. Hı? Allah ne diyeceksin? Çavuş dedi ki yat, yattın. Kalk dedi, kalktın. Allah dedi ki yat, yatmadın. Çavuş kadar benim kıymetim yok muydu ki namazda yat dedim de yatmadın derse ne diyeceksin ki diyecek. Edile-i Şeriye Kur'an'ın dışında doğru ve yanlış ölçüsü var mı? Yok. Adam Kur'an'a, dine, düşmana diyor ki beraber ol. Sen ne diyorsun? Bildiği var. La benim ne bildiğim var ya bu makamda söylüyorum. Ben ne bildiğim var ya şeriatın dışında bildik mi olur? Nasıl bir ahmaklık ya? Şeriatta benim dediğime gelme. Niye geleceksin? Ben de oraya gidiyorum. Kitaba gel, kitaba. Yarın oku kitabını denilecek. Nereye göre amel ettin denilecek. Ne diyeceksin? Ey Müslüman. 512 okuyorum. Eşek olursan semer vuran çok olur. Peki. Aziz Sıdık kardeşim Refet Bey. Dikkat edin bak. Refet Bey de nasıl birisi olduğunu biliyor musunuz? Yani ne yapardı bu adam? Ustada talip olmadan önce. Ne şey yapardı? Ekmek mi satardı? Fırıncı mıydı? Yüzbaşı değil mi? Yüzbaşı, asker. Sonra Nur talebesi oluyor vesaire. Böyle bir adam. Şimdi ve hitap ediyor. Ama onun şahsında hepimize Kur'an'da da aynı şeyi kullanıyor. Ebu Cehil, Ebu Bülent vesaire. Kur'an-ı Azimuşşan'ın hürmetine. Bak ustad nasıl ağlıyor. Bak. Allah aşkına. Bir daha okuyayım. Aziz Sıdık kardeşim Refet Bey. Kur'an-ı Azimuşşan'ın hürmetine. Alakayı Kur'aniyenizin hakkına. Ve nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine. Çabuk bu dehşetli. Zahiren küçük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiniz. Yoksa bir dirhem şahsi hak yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye'ye yüz bakmaz zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek kavidir. Sizi kasemle temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa, ölçüye bak şimdi. Sizi kasemle Allah ile temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakareti yapsa ne yaparsın? Şahsımın haşsiyetini bütün kırsa. Fakat hizmet-i Kur'ani ve imani ve Nuriye'den vazgeçmese ben onu helal ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım. Ölçüye bak. Bir daha. Sizi kasemle temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakareti yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün kırsa fakat hizmet-i Kur'ani ve imani ve Nuriye'den vazgeçmese ben onu helal ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım.
Madem cüzi bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz. Çabuk barışınız. Manası çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tefik gibi marızlara sureten iltihak edip hizmet imanimize büyük bir zarar ve noksanet olacak. Madem inayet-i ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel, çokları o sistemde vermiş, inşallah yine imdadımıza yetişir Said Nursi. Efendim, şimdi 511. Aziz Sıdık Kısasılmaz kardeşlerim, sizi ruhu canımla tebrik ederim ki çabuk yaramızı tedavi ediniz. Ben de bu gece şifadan tam ferahlandım. Zaten Medrese-i Zehra tevessü edip hakiki ihlas ve tam fedakarane terk-i enaniyet ve tevazu-i tammı daire-i nurda aşılıyor, neşeder. Yani olun demek istiyor. Elbette gayet cüzi ve muvakkat hassasiyet, bak elbette, burayı kaçırmayın, gayet cüzi, muvakkat hassasiyet, 2, titizlik, 3, nazlanmak, o kuvvetli dersini ve uvvet alakasını bozamaz. Ve ihlas leması bu noktada mükemmel nasihtir. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan ne olabilir? Bir daha okuyorum. Soruyorum size. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan nur talebelerini birbirlerini düşürmek. Başka? Tesanüdünü, talebe tesanüdünü bozarlar. Bir daha. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan nur talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüzi bir nazlanmak oldu, fakat göze bir saç düşse başa düşen bir taş kadar incitir ki büyük bir hadise hükmünde Mataram haber verdi. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh, küçücük böyle bir halde vefatından bir parça evvel şekvası o vakitten beri belki 100 defa hatırıma gelip beni müteessir etmiş Said Nursi. Mesela ustadı zeylemek için Afyon'da camı kırmışlar vesaire, eksi bilmiyorum kaç derecede. Ustad böyle yığılmış kalmış. Gidilemiyor, ulaşılamaz gördüler. Hafız Ali abi de görmüş. Kendi kitabında yazıyor. Ondan sonra o nasıl heyecanlanmış. Hemen gelmiş kendi koğuşuna, cemaati toplamış. Vakti namazı kıldıktan sonra dedi ki ben dua edeceğim, hepiniz amin diyeceksiniz diyor. Hafız Ali abi. Amin diyeceksiniz, amin diyeceksiniz. Ondan sonra diyor ki ya Rabbi bundan sonra ömrümü ustada veriyorum. Hepsi amin deyince masum ve mazlum oldukları için kabul ediliyor. O anda hemen hastalanıyor. Hastaneye kaldırırken ölüyor. Duadan hemen duada ölüyor. İşte o diyor ömrüm bana bağışladı diyor ustad. Saat kaç oldu? Evet, o zaman kesiyor. Kaç dakika oldu? 10 geçtiğine göre? 1 saat. 1 saat oldu. Peki. Siz de okursunuz inşallah. 501-502'de kalmıştı sayfalar. Şu alar. 501-502'de okursanız inşallah yani sıkıntıdan ve başka şeyler gelen titizlikle hakiki kardeşlerinize karşı küsmeyin diyor. Sıkıntıdan ve başka şeylerden gelen titizlik. Evde de öyle yapın. Çünkü kardeşlerle küsmemek demek en büyük kardeş, en yakın kardeş eşindir. Müslüman kardeşindir. Titizlikten ve başka şeylerden gelen sıkıntıdan ve titizlikten hakiki fedakar kardeşlerin birbirine küsmemeye diye söylüyor. Ondan sonra bu küsmenin şeyi de temelinde meşrep ve fikir ihtilafından oluyormuş.
Kadındır, meşrebi farklıdır. Okumamıştır, fikri düşüktür. Beraber olalım. O Urfalıdır, o Çankırılıdır, o Tekirdağlıdır, o bilmem nerelidir. Tabii ki yaşadıkları yöre de etkiliyor, soyu etkiliyor. Anne babasının nikahı etkiliyor, nikah sağlığı. Anne babasının helal haram yedirdiği etkiliyor. Anne babasının buna verdiği dünyevi ve uhrevi eğitim etkiliyor. Yaşı etkiliyor ve o günkü psikolojisi etkileyerek herkesi meşrebi farklıdır. Meşrebi farklı olunca otomatik fikri de farklı oluyor. Meşrep ve fikir ayrılığı mesleğimize zarar vermemeli. Meşrep mesleğe zarar vermemeli. Sıkıntıdan ve başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakar olan eşine ve başka şeylerden dolayı da küsme değil, iyi olmak için sebep arayın. Kötüyü anan da doğurur derler. Bu küçücük sıkıntılarımızı kinin gibi bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz. Yahu bu da geçer demeliyiz. Ama abi ağrıma gitti. Biz bu küçücük sıkıntılarımızı, en büyük sıkıntı imanı kazanma veya kaybetme davası olduğundan diğerlerinin hiçbir emniyeti yoktur bunun yanında. İmanı kazanma veya kaybetme davasını pergelimizin altına koyacağız. Bütün o noktadan bunları düşüneceğiz. Ve bu küçücük sıkıntılarımızı kinin gibi bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz. Yahu, yahu bu da geçer demeliyiz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Kardeşimiz gelsin, Kur'an'ımızı okusun. Buyur kardeş. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا
الحمد لله رب العالمين الفاتح.